Arkadaşlar, hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgi Sarmal'ın AYT denemelerinden e, farklı bir olasılık sorusu, e, ben de şıklarda olmayan bir yanıt buldum ama sizlerle paylaşmak istedim. Gözümden kaçan bir durum mu var diye. Hatta çözümlerine baktığımızda çözümü de yok. E belki bizim gözümüzden kaçan bir şey vardır. Sizlerin de yorumunu almak istedim. Sorumuzu okuyalım. Yaz tatilinde köye giden Meryem ve Hüseyin içerisinde dört tavuk ve üç tavşanın bulunduğu bir kümesi giriyorlar. Her ikisi de gözlerini bağlayıp tek ellerini kullanarak aynı bacağı yakalamamak şartıyla bir hayvanı bacağından yakalıyor. Buna göre Meryem ile Hüseyin'in aynı hayvanı yakalama olasılığı kaçtır? Öncelikle hiç koşul olmasın. Tabi koşuldan kastım aynı hayvanı yakalama koşulu olmasın. Aynı bacağı yakalamamak şartıyla... E, bu iki kişi bu hayvanları kaç farklı şekilde yakalayabilirler? Bunu bir düşünelim. E, şimdi 4 tane tavuk bize 4 çarpı 2'den 8 tane bacak verecektir. 3 tane tavşansa 3 çarpı 4'ten 12 tane bacak vermiş olacaktır. 8 artı 12'den toplamda 20 tane bacak var. E, bu 20 bacağı aynı bacağı yakalamayacakları için 20 çarpı 19'dan 380 farklı şekilde yakalayabileceklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Meryem'in yakalayabileceği 20 bacak varsa Hüseyin'in 19 tane olur. 20 çarpı 19'dan 380 gelmiş olur. Şimdi biz aynı hayvan farklı bacak durumlarına bakalım. Zaten aynı bacağı yakalayamayacaktı. Örneğin bir tavuk için ya da bir tavşan için düşünelim. Bir tavşanın 4 tane bacağı olacak. Bunlara A, B, C, D bacakları diyelim. Şimdi bu iki kişi bu 4 bacağı aynı bacağı yakalamamak koşuluyla kaç farklı şekilde yakalayabilir? Nasıl az önce elimizde 20 bacak varken 20 çarpı 19'dan 380 farklı durum var demiştik. Burada da elimizde 4 bacak olduğu için 4 çarpı 3'ten 12 farklı şekilde bu iki kişinin bu hayvanları yani bu hayvanlardan bir tanesini tavşanlardan bir tanesini yakalayabileceğini söylemiş oluruz arkadaşlar. Yani örneğin Meryem A bacağını yakalarsa Hüseyin için 3 seçenek kalır. Meryem B yakalarsa Hüseyin'e 3 seçenek. Meryem D yakalarsa Hüseyin'e 3 seçenek. Meryem C'yi yakalarsa Hüseyin'e 3 seçenek. 4 kere 3'ten 12 seçenek gelmiş olur. Bu bir tavşan içindi. Bizim toplam 3 tavşanımız var. 3 kere 12'den 36 farklı şekilde aynı hayvanı yakalayabileceğimizi söylemiş oluruz arkadaşlar. Aynı mantıkla bir tavuğun bacaklarına da K ve M bacakları dersek burada da 2 çarpı Çarpı birden 2 farklı durum gelir. Hüseyin bunu, Meryem bunu ya da Meryem bunu, Hüseyin bunu. 4 tavuğumuz olduğu için 4 çarpı 2'den 8 farklı durumu da 8 farklı aynı hayvanın bacağını yakalama durumunu da tavuklardan elde etmiş oluruz. Demek ki 36 buradan 8 buradan toplamda 44 farklı şekilde bu iki kişiye aynı hayvanın bacağını yakalayabiliyormuş. 44 durum bizim istediğimiz toplam durumlarda... 380. Demek ki bizim aradığımız olasılığın 44 bölü 380 olması gerekir. 2'ye bölersek arkadaşlar kaç gelir? şunu ikiye böldüğümüzde 22 bölü 190 gelir. Bir daha ikiye bölersek 11 bölü 95 olarak aradığımız olasılığı bulmuş oluruz arkadaşlar. Bence doğru cevabın 11 bölü 95 olması gerekir. Sanırım cevap 22 bölü 95'ti. Sizin de yorumlarınızı almak isterim arkadaşlar. Ben doğru cevabın 11 bölü 95 olduğunu düşünüyorum. Umarım çözümümüzde açıklayıcı olmuştur. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Ona göre belki ee, tekrar yorumlarız soruyu. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum görüşmek üzere.